8 gün oldu. Ne yapacağız lan? Niye kimse bir şey yapmıyor? Ya ne bileyim ya, of. Meltem'den de ses soluk çıkmadı. Asıl benim moralimi bozan o. Bana birazcık inansa istediğini yaptırır da babasına. Uygun adım lan, uygun adım. Çiğenler. Bakma, bakma. Utanmadan bile havalandırma yapıyorsun. Telefonla da konuşamadık. He. Telefonla da konuş da bütün konuştuklarınızı mahkemede dinleyelim sonra. Dinlerler mi? Manyak mısın oğlum sen? Altına fon müziği bile döşerler. Meltem'le konuşmanın çok romantik geçeceğini de zannetmiyorum zaten. Ters bir şey söylerse yağmurdan kaçan indir araya tutulur. Ulan var ya, şuradan bir çıkayım, aklınızı alsam lan! Alıp götürün şunu. Daha fazla havayı kirletmeyin. Rüzgü kirlendi be, bir herifler. Yeter be! Tamam, gel Allah aşkına ya. Abi yemin ederim bir gün daha burada kalırsam kafayı yiyeceğim ya. Mahkemeye kadar dayanacağız, başka yolu yok. Böyle habercilik olur mu? Bu nasıl bir sorumsuzluk? Bir de ilk sayfadan girmişsiniz. Milletvekili Turaner Alagöz'ün damadı Selim Yaşaran tecavüzle suçlanıyor. Ünlü iş adamı Reşat Yaşaran'ın oğlu olan Selim Yaşaran'ın kuzeni Erdoğan Yaşaran ve emekli bürokratlardan Şemsi Namlı'nın oğlu Vural Namlı ile birlikte bir genç kıza tecavüz ettikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma ortalığı karıştırdı. Yeter, lütfen daha fazla okuma. Ya resimlerini de koymuşsunuz olduğu gibi, isimleri de açık açık. Buna hakkınız yok ki. İnsanları karalamak bu kadar kolay mı ya? Bu nasıl bir habercilikti? Dava edeceğim, söyle. Ya kime hizmet ediyorsunuz siz? Kimlere alet oluyorsunuz? Çirkin bir iftira. Hayır efendim, hayır, konuşmayacağız. Sizinle de adalet karşısında hesaplaşacağız. Evet, tazminat davası açacağız size. Bu saçmalığın altında kimlerin imzası varsa onunla uğraşacağız. Ya bir de utanmadan soru soruyor ya. Sizi de ararlar şimdi. Kimseyle konuşmak yok. Konuşur muyum hiç? Sen de açma telefonlarını. Gazetelere de düştük. Televizyonda da başlarlar şimdi. Bari buna engel olalım Münir. Turaner Bey'in tedbirsizliği. Ya onun konumundaki bir insan nasıl böyle bir açık verir? Şimdi günah keçisi o mu oldu? Kayıtlı değil. Gazetecidir kesin. Hayır efendim, kesinlikle öyle bir şey yok. Çok çirkin bir komployla karşı karşıyayız. Kim ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum ben de. Hedef Reşat Bey de olabilir ben de. Bilemiyorum. Ama ailemi bu şekilde yıpratmaya kimsenin hakkı yok. Biz de şaşkınız efendim. Sabahtan beri telefonlar susmuyor. Evin önünde basın ordusu var. Hayır efendim, öyle şey olur mu? Olayı kapatmaya çalışmak gibi bir durum yok. Ben de yeni öğrendim. Savcıya baskı yapmam söz konusu değil. Size yanlış aktarmışlar efendim. Bu konuda kimseyle görüşmedim ben. Bilemiyorum. O zaman parti içinde de bize zarar vermek isteyenler var derim. Hayır hayır. Kesinlikle kabul etmiyorum bunu.
Sana yapma dedim değil mi? Babanı nasıl zor durumda bıraktın? Ya ben sadece Selimlerle ilgili haber yaptırdım. Ya babamın savcıyla olan durumunu bilmiyordum bile. Kurcalayan başka birileri daha var kesin. Çok yanlış yaptım Meltem, çok. Eniştem için hiç iyi olmadı bu. Allah kahretsin. Meltem! Meltem! Turaner! Memnun musun ha? Adaylığımın iptali söz konusu. Bu seni mutlu etti mi? Ben bir şey yapmadım baba. O aileye sen bulaştırdın bizi. Ta başından beri söyledim sana. En küçük bir tereddüdün varsa vazgeç dedim. Ama sen sürdürdün. Olayı buraya kadar sen getirdin. Nasıl emin olabilirdim ki? Düğün günü olanları saklamakla bizi aptal durumuna düşürdün. Söyleseydin o an kurtulurduk o namussuzlardan. Alnımız açık olurdu. Adımız onlarla birlikte anılmaz. Tamam hayatım. Bugün boşanma davasını açacağız zaten. Kurtulacağız onlardan. Hayır efendim. Dava açmak falan yok. Bugüne kadar bekleyip boşanma davasını şimdi açmak her şeyi kabullendiğimiz anlamına gelir. Unutun bunu. Ama bu kız Turaner... Aması maması yok. Bu rezillik duyulmasaydı anlaşamadık der boşanırlardı. Ama şimdi bu ahlaksızlığı inkar etmeye mecburum. Yoksa üstünü kapatmaya çalıştığım anlaşılır. Seçim üstü kalkamam altından. Baba beni hiç düşünmüyor musun? Bir tek kelime bile etme. Bugüne kadar kendin için sustun, bekledin. Bundan sonra da benim için bekleyeceksin, anlaşıldı mı? Bunu bana borçlusun Meltem. İplikleri pazara çıktı sonunda. Fatma Gül'le kim? Münir tutuşmuştur şimdi ha. Ne kaynıyordur o yaşaranların orası. Tamam tamam yeter. Kaldır artık kaldır. Sinirim bozuluyor iyice. Kaldır kaldır. Hakikaten Mukaddes Hanım sen de fotokopisini çıkardın gazetenin ha. Bak görüyor musun o milletvekilini de aldılar arkalarına ama para etti mi? Hayır. Ah be. O Kerim'in arkasında şöyle kuvvetli birisi olacaktı. Bak o zaman başımıza böyle şeyler geliyor muydu? Öğrendiniz buranın yolunu. Ne işiniz var burada? Ne istiyorsunuz? Söylememe gerek var mı? Gözünüz dönmüş sizin ya. Burada gözükmekten korkmuyorsunuz. Allah'tan Meryem ablayla Fatma Gül evde. Vallahi kıyamet kopardı. Fazla vaktim yok. Onun için kısa keseceğim. Ne kadar istiyorsun? Anlamadım. Bizim lehimize tanıklık etmek için ne kadar istiyorsun? Ben de sizi bir hanımefendi zannetmiştim. Soyadınızın hakkını veriyorsunuz maşallah. Terbiyesizlik etme. Senin ne tuynette biri olduğunu biliyoruz. Fiyatını söyle bu iş burada bitsin. Ne zannediyorsunuz siz beni be? Üç kuruşa adam satmam ben. Daha önce yüzüğü sattın ama. O zaman durum farklıydı şimdi farklı. Yüzük de ipler de bizim elimizde. Mahkemede delil olarak kullanacağız o yüzüğü. O yüzük yakacak sizi. Fiyatını artırmak için böyle konuşuyorsun. Ama senin kafan karışmış. Yüzüğü bize ellerinle sen teslim ettin. Meltem Hanım da geri getirdi, ne haber? O da kendi elleriyle teslim etti Fatma Gül'ü. O da bizim yanımızda artık. O zaman kapınıza geldiğimde benim sözlerimi kulak ardı etmiştiniz. Fatma Gül'ün üstüne oyun oynamayın demiştim. Sizin yüzünüzden buralara geldik. Her şeyimizi bırakıp geldik. Ama kaybedecek hiçbir şeyimiz yok demiştim. İş işten geçtikten sonra ayaklarınızın altında dünyayı serseniz yine para etmez demiştim. Hatırladınız mı? İşten geçti Perihan Hanım. Bizim sizin paranıza hiç ihtiyacımız yok.